Üçüncü uygulamalarına ait birinci soruyla çözümlerimize başlayalım. Görselde verilen yağlar birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Şunlar birer şişe olsun ve bunlardan yeterli sayıda olacak. Biz bu şişelere dolduracağız. Bir şişenin hacminin en fazla kaç litre olabileceğini bulunuz. Şimdi biz bu yağları birbirine karıştırmayacağız ve şişelere doldurduğumuzda hiç artma olmayacak. Biz buradan yola çıkarak bu şişelerin hacminin hem 24'ün bir böleni hem de 30'un bir böleni olması gerektiğini söyleyebiliriz. O zaman her bir şişenin hacmi 24'ün ve 30'un böleni olacak. Yani 24 ve 30'un ortak böleni olacak. Ve soruda bize demiş ki bir şişenin hacmi en fazla kaç litre olabilir? Hem ortak bölen olacak hem de en fazla yani en büyük olacak. O halde en büyük ortak böleni bulmamız gerekir. 2 ile başlayalım. 24'ü 2'ye bölüyorum. 12 yaptı. 30'u 2'ye bölüyorum. 15 yaptı. Her ikisi de bölündüğü için yıldızlıyorum. Tekrar 2'ye bölelim. 12'yi 2'ye bölüyorum. 6 yaptı. 15 tam bölünmediği için yazıyorum. 6'yı 2'ye bölüyorum. 3 yaptı. 15 tam bölünmediği için yine yazıyorum. Şimdi artık 2'ler bitti. 3'e geçelim. 3'ü 3'e bölüyorum. 1, 15'i 3'e bölüyorum. 5 ve şu şekilde yıldızlıyorum. En son da 5'e bölerek 1'e ulaşabiliriz. Şimdi bu 24 ve 30 sayılarının EBOB değeri yıldızladığımız sayıların çarpımına eşit oluyordu. Bu şekilde buluyorduk EBOB'u. 2 çarpı 3'ten 6 olacak. Demek ki EBOB değeri bize bir şişenin hacminin en fazla kaç litre olabileceğini veriyor. Bunun cevabı 6. Bu şekilde yazdık. Şimdi B seçeneğine geçiyoruz. Diyor ki bize bu işlem için en az kaç şişe gerekli olduğunu bulunuz. En az sayıda şişe kullanmamız için şişelerin hacminin en fazla olması gerekir. Ki zaten bunu A seçeneğinde bulduk. En fazla kaç litre olabileceğini. Tamam. Ayçiçek yağı 24 litreydi. O zaman 6 litrelik şişelere doldurursak 4 şişe buna gerekir. Geçiyorum diğerine. Zeytinyağı 30 litreydi. Yine aynı şekilde 6 litrelik şişelere doldurursak 5 şişe de buna gerekir. Buradan yola çıkarak 4 şişeyle 5 şişeyi toplayıp toplamda 9 şişe gereklidir diyebiliriz. Bunu bu işlem böyle yapabildiğimiz gibi şöyle de yapabiliriz. Toplam yağ miktarını bulup 24 ile 30'u toplayıp sonra bir şişenin hacmine bölebiliriz. Bunu da toplarsak 54 bölü 6 yapar. Sonuçta 9 yapar. Yine 9 şişe gerekli olduğunu bulmuş oluruz. İkinci soruya geçtik. Eni 48 metre, boyu 80 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına köşelere de birer ağaç gelecek biçimde. O zaman şunu hemen gösterelim. Şu köşelere ağaç gelecekmiş şu şekilde. Bu tür sorularda çizmek önemli. Daha kolay görmenizi sağlar. Eşit ve en geniş aralıklarla ağaç dikilecektir. Şimdi eşit aralıklarla diyorsa şu şekilde eşit aralıklarla dikiyorsak ağaçları o zaman buradaki ağaçların 80'in bir böleni olması gerekir. Boşluk kalmaması, artma olmaması için. Diğer taraftan kısa kenar uzunluğuna baktığımızda onun 48 metre olduğunu görüyoruz. Oraya da eşit aralıklarla ağaç dikeceksek bu sefer de 48'in bir böleni olması gerektiğini anlarız. Bu aralıklarda birbirine eşit olduğuna göre o zaman iki araç arası mesafe hem 48'in hem de 80'in bir böleni olması gerekiyor. Yani bu sayıların ortak böleni olması gerekiyor. A seçeneğine baktığımızda iki ağaç arası mesafenin en fazla kaç metre olabileceğini bulunuz denmiş. Biz ortak böleni olduğuna karar vermiştik. En fazla deyince de en büyük demek ki yani en büyük ortak böleni bulmamız gerekiyor. Başlayalım hemen. 2 ile başlıyorum. 48'i 2'ye böldüm. 24, 80'i 2'ye böldüm. 40, her ikisi de bölündü. Yıldızlıyorum. Yine aynı şekilde 2'ye bölelim. 24'ü 2'ye böldüm. 12, 40'ı 2'ye böldüm. 20, yıldızlıyorum. Yine aynı şekilde 2 ile devam edebilirim. Çünkü 2'ler hala bitmedi. Şu şekilde her ikisi de bölündü. Gene yıldızlıyorum. Ve 6 10'a bakıyoruz. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 5. Bu şekilde yine her ikisi de bölündüğü için yanına yıldız işareti attım. 3'e böleyim. Bunu sonlandırabiliriz. Sonlandırmaya da biliriz. Çünkü zaten yıldızladığım sayıların çarpımı EBOB olacak.
Sonra devam etmek istemezseniz devam etmeyebilirsiniz. Bu durumda 48 ve 80 sayıların ebod değeri yıldızladığımız sayıların çarpımı. Yani 4 tane 2'nin çarpımı oldu. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 4 ile de 4'ü çarparsak 16 yapar. Demek ki iki ağaç arasındaki mesafe en fazla 16 metreymiş. Bulduk. Şöyle yazıyoruz. Şimdi B seçeneğine bakalım. Bu işlem için en az kaç ağaç gerekli olduğunu bulunuz. Bu işlem için kaç ağaç gerekli olduğunu bulmak için dikdörtgenin çevresini iki ağaç arasındaki mesafeye böleriz. Dikdörtgenin çevresini bulmak için ise kısa kenar uzunluğu olan 48 ile uzun kenar uzunluğu olan 80'i toplarız. İkişer tane kısa kenar ve uzun kenar olduğu için 2 ile çarparız. İki ağaç arası mesafeyi de 16 bulmuştuk. Şu şekilde yazalım. Burada 80 ile 48'i toplarsak 128 yapar. Yani 2 ile 128'i çarpacağız. Daha sonra 16'ya böleceğiz. Burada 128 ile 16'yı sadeleştirebiliriz ya da çarpıp bölebiliriz. 2 ile 128'i çarparsak 256, 16'ya bölersek de 16 yapar. Böylece bu işlem için gerekli en az ağaç sayısını da bulmuş olduk. Üçüncü sorudayız. Uzunlukları 90 santimetre, 120 santimetre ve 160 santimetre olan 3 ip eşit uzunlukta parçalara bölünecektir. A seçeneğinde bir parça ipin uzunluğu en fazla kaç santimetre olur diye sorulmuş. Eşit uzunluktaki parçalara böleceksek şu şekilde gösterelim. O zaman her bir parçanın uzunluğu için şunu söyleyebiliriz. Burada 90'ın bir böleni olması gerekiyor. İkinci ipe göre 120'nin bir böleni olması gerekiyor. Üçüncü ipe göre de 160'ın bir böleni olması gerekiyor. O zaman her bir parçanın uzunluğu hem 90'ın hem 120'nin hem de 160'ın bir böleni, yani bu üç sayının ortak böleni olması gerekiyor. A seçeneğinde de bize en fazlayı sormuş. Yani bizim en büyük ortak böleni bulmamız gerekiyor. En büyük ortak böleni bulmak için asal bölenleri algoritmasını kullanabiliriz. Bunu zaten iyi bir şekilde öğrendik. Bu nedenle ben şöyle hızlıca bulayım size. Yani tam bölünmeyenleri aynen yazacağım. Bölünenleri de böleceğim ve bu şekilde işleme devam edeceğim. Böylece sonuca ulaştık. Demek ki EBOB değeri yıldızladığımız sayıların çarpımı, yani 2 ile 5'in çarpımı olan 10'muş. Şu şekilde yazalım. Bu çok uzun geldi gözüme. Ben böyle uğraşmak istemiyorum derseniz şunu da yapabilirsiniz. 90, 120 ve 160 sayılarını yazarsınız. Sonra ortak bölünen sayılara bölmeye başlarsınız. Mesela hepsi 2'ye ortak bölünür. 2'ye böleriz. Bu 90'ı 2'ye böldük. 45 yaptı, 60 yaptı ve şurası da 80 yaptı. Hepsi bölündüğü için yıldızlarız. Sonra deriz ki burada 45 var. 2'ye bölünmeyecek bu sayı. 2 ile devam etmeyeyim. Ortak bölenlerle devam etmek istiyorum çünkü. 3'e böleyim desem bu sefer 80 3'e bölünmeyecek. 4'e böleyim desem 2'ye bölünmeyen bir sayı 4'e zaten bölünmez. 5'e bölsek şu şekilde devam edelim. 45'i 5'e bölersek 9. 60'ı 5'e bölersek 12 ve 80'i 5'e bölersek 16 yapar. Ve yine 5'i de yıldızlarız. Buradan sonra artık ortak bölebileceğimiz sayı kalmadığı için bırakabiliriz. Eğer ben bunu pratik bir şekilde görebilirim, buradan yapmak istiyorum derseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde 2 ile 5'i çarpıp bir parça ipin uzunluğunun alabileceği en büyük değeri 10 olarak bulursunuz. Şimdi B seçeneğine bakalım. Bu işlem sonrasında en az kaç parça ip oluşur diye sorulmuş. İsterseniz şunu yapabilirsiniz. 90, 90'ı 10'a bölersem 9 yapar. 9 parça buna gereklidir. 120'yi 10'a bölersem 12 yapar. 12 parça da buna gerekli. Ve 160'ı da 10'a bölersek 16 parçanın da bu ipe gerekli olduğunu buluruz. En son toplarız. 9 artı 12 artı 16 deriz. 9 ile 12'yi toplarsak 21, 16 ile toplarsak 37 olur. Ya da direkt bütün toplam ip uzunluğunu bulursunuz. 90 artı 120 artı 160. Sonra her bir parçanın uzunluğuna bölersiniz. Yine aynı şekilde 37 olarak bulursunuz. Hangi yoldan çözmek isterseniz. Dördüncü soruyu okuyalım. Şekilde bir fabrikada üretilen iki farklı yelek görseli verilmiştir.
Bu fabrikada üretilen bütün yeleklerde iki düğme arası standart ve eşit uzunlukta belirlenmektedir. Ayrıca düğme dikilecek kısmın en başında ve en sonunda mutlaka birer düğme bulunmaktadır. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi düğme dikilecek kısmın en başında ve en sonunda bir düğme var ve eşit aralıklarda da düğme dikimi olacak. Yani buna göre şunu anlıyoruz. Ardışık iki düğme arasındaki mesafe mutlaka ve mutlaka 76'nın bir böleni olacak bu yelek görseline göre. Geçiyorum diğerine. Onun da yine aynı şekilde başında ve sonunda birer düğme var. Aralara da eşit aralıklarla düğme dikeceğiz. Bu durumda da ardışık her iki düğme arası mesafenin 60'ın bir böleni olması gerekir. Bunlar eşit uzunluktaydı. Soru bize böyle söylemişti. O zaman iki düğme arasındaki mesafenin hem 76'nın hem de 60'ın bir böleni olması gerekir. O zaman bir bölenleri bulalım. Bu arada soruda bize en fazla kaç santimetre olabileceği sorulmuştu. Hem ortak bölen olacak hem de en fazla yani en büyük olacak. Bu durumda yine EBOB değerini bulacağız. 2'ye bölerek başlıyorum işlemlerime. 76'yı 2'ye bölersem 38 yapar. 60'ı 2'ye bölersem 30 yapar. Yine 2'ye bölüyorum. Bu arada yukarıdaki 2'yi yıldızlayalım. Her ikisi de bölündü. 38'i 2'ye bölüyorum. 19 yaptı. 30'u 2'ye bölüyorum. 15 yaptı. Ve yine yıldızlıyorum. Bakın artık 19 asal sayı. Yani bu 19 ile 15 arasında 19'un katı olmadığı sürece ortak bölen çıkmayacak. Yani biz artık EBOB değerini bulduk. Bölmeye devam etmesek de olur. Demek ki iki düğme arası mesafe en fazla 2 çarpı 2'den 4 santimetre olmalıymış. Beşinci soruya geçelim. Boyutları görselde verilen odanın dikdörtgen şeklindeki zemini kare şeklindeki eşkare fayanslarla kaplanacaktır. Buna göre bu işlem için en az kaç tane fayans kullanılır? Şimdi dikdörtgen şeklinde bir oda zeminimiz var. Şu şekilde tekrar çizelim. Burası 18 metre ve burası 24 metre. Biz bunu eşkare fayanslarla kaplayacağız. Eşkare fayanslardan birini de şu şekilde modellemiş olayım. Şöyle. Burada bütün parça ilişkisi vardır. Bütün zeminin tamamını temsil eder ve biz bunun boyutlarını biliyoruz. Buradan yola çıkarak kare fayansa gideceğiz. Yani parçaya gideceğiz. Bütünden parçaya gittiğimiz için zaten bu problem EBOB problemidir. Aynı zamanda bunu şöyle de fark edebiliriz. Eşkare fayanslarla kaplayacaksak kısa kenara göre baktığımızda bu karelerin her bir kenar uzunluğunun 18'in bir böleni olması gerekir. Uzun kenara göre baktığımızda da 24'ün bir böleni olması gerekir. Ve biz biliyoruz ki karenin bütün kenar uzunlukları eşittir. Eşit olduğuna göre bu kenar uzunluğunun hem 18'in hem de 24'ün bir böleni olması gerekir. Soru bize diyor ki en az kaç tane fayans kullanılır? Biz en az sayıda fayans kullanmak istiyorsak en büyük ebatlardaki fayansları kullanmamız gerekiyor. O zaman en büyük ortak böleni bulacağız. 18 ve 24 sayılarının en büyük ortak bölenini bulalım. O zaman 2'ye bölerek başlıyorum. 2'ye böldüm. 9 yaptı, 12 yaptı. Dolayısıyla her ikisi bölündü. Yıldızlıyorum. Tekrar 2'ye bölündüm. 9 böldüm. 9 tam bölünmediği için aynen yazıyorum. 12'yi 2'ye böldüm. 6 yaptı. Yine 2'ye bölelim. 9 ve 3 yaptı. Artık 3'e geçiyorum. 3'e bölersem 3 yapar, 1 yapar. Her ikisi de bölündüğü için yıldızlıyorum. Tekrar 3'e bölersem 1'e ulaşmış olurum. Ya da önceki sorularda söylediğim gibi direkt ortak bölünen sayıları alabilirsiniz ve çarpabilirsiniz. Şimdi bu sayının EBOB değeri, bu sayıların EBOB değeri 2 çarpı 3'ten 6 çıktı. Bu 6 değeri bize fayansın bir kenar uzunluğunu verir. Demek ki fayansın bir kenar uzunluğu en fazla 6 metre olabiliyormuş. Şu şekilde yazdık. Böyle fayans sorularda alan üzerinde kaplama yaptığımız için biz zeminin alanını fayansın alanına bölerek kaç tane fayans gerektiğini bulabiliriz. Zemin dikdörtgen biçimindeydi ve alanı 18 çarpı 24'tür. Biliyoruz ki dikdörtgenin alanı kısa kenar uzunluğuyla uzun kenar uzunluğunun çarpımına eşitti. Fayansın bir kenar uzunluğunu 6 metre bulduk. 6 ile de 6'yı çarparsak bir fayansın alanını bulmuş oluruz. Şimdi bu çarpma bölme işlemlerini yaparak sonucu bulacağız. Ancak burada sadeleştirme vardır. Hiç 18 ile 24'ü çarpacağız diye uğraşmayalım. 6'yı 6'ya bölelim 1. 18'i 6'ya bölelim 3. 6'yı 6'ya bölelim 1. 24'ü 6'ya bölelim 4. Böylece
Pay kısmında 3 ile 4'ü çarparsak 12 yapar. Payda kısmında 1 ile 1'i çarparsak 1 yapar ki zaten 12'yi de 1'e böldüğümüzde 12 sayısına ulaşırız. Demek ki en az 12 tane fayans kullanılması gerekiyormuş. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam Altyapı, sağlam gelecek. Altyapı Yayınları.